Sağlık hayattır. Hayat, kendini huzurlu ve güvende hissetmektir. Yeniden hayal kurabilmek, geleceğe umutla bakıp uzun yıllar sevdiklerinizle olabilmektir. Değer görmektir hayat, özel hissetmektir. Çünkü sağlığınız değerli. Resmin bütününü görmek için yetenek, her ayrıntıyla ilgilenmek için sabır, başarının detaylarda gizli olduğunu bilmek için tecrübe gerekir. Atılan her adımda bir iz bırakmak içinse liderlik. Biz gülümsemenizi görmek için çalışıyoruz. Sevdiklerinizle mutlu yarınlarınızı paylaşmanız için güçleniyoruz. Hayatına dokunduğumuz herkesin en güvenilir sağlıklı yaşam ortağıyız. Bazen yaşama yeniden merhaba dediğinizi görmenin, bazen hayata ilk kez açılan gözleri izlemenin, bazen de birbirine sevgiyle bakan kalplere umut olmanın değerini çok iyi biliyoruz. Bir dünya hastanesi olmanın verdiği sorumlulukla her güne aynı heyecanla başlıyoruz. Sahip olduğumuz bilgi birikimimizle her yıl daha fazla insanı sağlığına kavuşturuyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürmeniz için yanınızdayız. Sizi anlıyor ve sizinle aynı dili konuşuyoruz. Mutluluk dağıtmanın cesaret gerektirdiğine inanıyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolda sizlere daima en iyisini sunmanın gururunu yaşıyor, sizinle büyüyoruz. Bizim için değerlisiniz. Teşekkürler Memorial. Şükran Memorial. Mersin Memorial. Aliminderit Memorial. Grazie Memorial. Memorial. Çok sağ olun Memorial. Memorial. Çünkü sağlığınız değerli. Bugün sizlerle Profesör Doktor Mustafa Özen Hocam'la beraber çocuk nöroloji pratiğinde genetik hastalıkların önemi, kimlerde kullanıyoruz, ne için işimize yarıyor, ne gibi testler yapıyoruz, onlardan sizlere bahsetmek istiyoruz. Çocuk nöroloji alanı gerçekten çok geniş bir alan. Hem beyni hem kas sistemini ilişkili olan hastalıklar 18 yaş altında çocuk nöroloji pratiğine giriyor. Burada genetik tanı, çocuk nörolojide genetik tanı gerçekten çok önemli. Hastaya birçok açıdan yarar sağlıyor. Yani bu yararlar hem hastanın
tanısı açısından yararlar. Hem de o genetiğe, gene özgü bir takım tedavilerin kullanılabilmesiyle ilgili birçok kapıyı bize açıyor. Çok hızlı gelişen bir alan genetik gerçekten. Birçok hastamıza bundan 3-4 sene önce tanı koyamadığımız hastalıkların genetiğin gelişmesiyle ve ilerlemesiyle tanılandığını, tanı alarak tedaviye yöneldiğini görme şansımız oldu. Mustafa Hocam, pratikte kullandığımız, özellikle çocuk nöroloji pratiğinde kullandığımız genetik testlerle ilgili bize bir bilgi verebilir misiniz? Evet Selen Hanım. Merhabalar tekrar herkese. Tabii çocuk nörolojisi ve genetik birbirinin ayrılmaz parçası. En sık işbirliği içinde olan alanlardan birisi. Ve Selen Hanım'ın da söylediği gibi genetik teknolojinin son yıllarda çok ilerlemesi ve kullanımının artmasıyla nörolojik hastalıklara tanı daha rahat konabiliyor. Burada genetik nörolojik hastalıkların, çocuk nörolojisinde görülen hastalıkların çoğu genetikle ilişkili, genetik bir genlerdeki bozukluklar nedeniyle olanlar çoğunlukta. Fakat bu şu demek değil, ben özellikle bunu izleyicimize hatırlatmak istiyorum. Ailesel geçişli anlamına gelmiyor. Yani illa ailede olması gerekmiyor. Ailenizde, sizin yakınlarınızda hiçbir şekilde bir bu hastalık olmayabilir. İlk defa sizin çocuğunuzda olmuş olabilir. O durumda dahi çocukta ilk defa bir mutasyon ortaya çıkabiliyor. Yani bunlara de novo mutasyon diyoruz. Ve bu mutasyonların ortaya çıkartılması çok önemli. Çünkü mutasyonların tiplerine göre, hangi gende mutasyon olduğuna göre artık tedaviler değişebiliyor ve tedavilerin etkinliği buna göre planlanabiliyor. Tabii burada çok ilerlemeler oldu. Yani önceden tek tek genlere yönelik incelemeler yapıyorduk. Her sendromun sebebi bilinen genlerine bakıyorduk. Şimdi artık paneller halinde yeni nesil dizileme tekniği dediğimiz tekniklerle daha fazla sayıda gene, daha kısa sürede ve daha az maliyette bakabiliyoruz. Bu nedenle özellikle genetik testlerinin yapılmasını ben öneriyorum. Tabii önceden yapılmış olan testler, bazen işte 3-5 yıl önce test yapılmış ama hiçbir şey bulunamamış ise bunları da yine tekrarlamak önemli. Evet hocam, çok önemli. Bu de novo mutasyonlar, yani ailede olmayan mutasyonlar önemli. Çünkü aileler bize bu hastalığın bizden mi geçtiğiyle ilgili sorular yöneltiyorlar. İşte bu çeşit mutasyonlarda evet hiçbir aile bireyinde yok. Sadece çocukta hastalık var ve o mutasyon çocuğa ait bir mutasyon. Yani genetik sadece sizden geçen bir şeyle çocukta hastalık yapmıyor. Yani ilk defa o çocukta da mutasyon çıkmış olabiliyor. Bizim pratiğimizde en çok çocuk nöroloji havuzumuzu oluşturan hasta grubumuzdan başında işte epilepsi geliyor. Epilepsiler geliyor. Bu epilepsilerde genetik önemli mi? Niçin önemli? Nerede kullanalım? Bunlar belki izleyicilerimizin kafasında vardır. Şimdi epilepsinin evet bir genetik zemini var. Genetik geçişli, üçte bir kadar genetik geçişli olabilen bir hastalık. Ama tabii ki de her epilepsi hastasından biz genetik inceleme istemiyoruz. Özellikle hem bir eşlik eden bulgular varsa hastada, yani gelişim geriliği gibi, otizm gibi başka bulgular varsa hastada ya da işte epileptik ensefalopati dediğimiz grupta hastaysa, bunlarda genetik çalışmayı daha ön plana çıkarıyoruz. Hocam testlerle ilgili hani hangi epilepsi bulgularıyla beraberse onda işte ereği öncelikli tercih ediyoruz. Hangi grupta tüm gen sekanslamayı öncelikli tercih ediyoruz? Evet. Tabii epilepsi söylediğiniz gibi genetikle ilişkili bir hastalık. Bir kısmı direkt genlerle sebebi olabiliyor ama İzole olarak da epilepsi var.
bir sendromun parçasıysa, yani eşlik eden bozukluklar varsa, onun genetik olma ihtimali daha fazla. Ve bu sendromun parçasının, epilepsi bunun bir parçası olabilir. Bunun yanında başka bozukluklar, görsel çocuğun yüz görünümünde, vücut görünümünde farklılıklar olabilir. Ailenin fark edebileceği ya da fark edemeyeceği durumlar olabilir. Söylediğiniz gibi gelişim geriliği, gelişim bozukluğu olabilir. Duygulanım bozuklukları olabilir onunla birlikte beraber. Ya da diğer organlara yönelik böbrek fonksiyonlarıdır, başka fonksiyonlarla ilgili bozukluklarla birlikte oluyorsa, tabii bu durumda biz daha geniş bir panelleri o zaman öneriyoruz. Çünkü burada farklı genler rol almış olabilir. Hangi genin olduğunu anlamak için daha geniş panellere bakıyoruz. Ama bunun yanında sebebi bilinen işte epilepsi sendromu, Dravet sendromu gibi durumlarda onların genleri işte SCN1A, SCN2A hangi gen olduğu bilindiği için spesifik olarak o genlere tabii direkt bakabiliyoruz. Evet, hocam Dravet sendromuna hem bir girmiş olduk, SCN1A. Evet, SCN1A genindeki aslında mutasyon, yani şimdi SCN1A'nın tüm mutasyonları yahut da karşımıza gelen problemler Dravet sendromu şeklinde gelmiyor. Dravet bunun bir ucu. Biz yine SCN1A mutasyonu, yani SCN1A geninde bir problem olan hastada, örneğin sadece ateşli havale yapan bir grup var. Ateşli havale ile beraber ateşsiz havale ile giden bir grubumuz var. Dravet sendromu dediğimizde biz bu grupta ne görüyoruz? İşte özellikle çocuklarda ateşli, ateşsiz nöbetler bir arada, sonrasında gelişimin giderek bozulduğu, konuşmanın bozulduğunu, yürüyüşün bozulduğunu, dengesiz yürüyüş şeklinde giden bir hastalık grubu. Şimdi işte genler ne kadar ilginç değil mi? Hani bir genetik defekt var, aslında genin adı aynı ama klinik karşımıza ne kadar farklı şekilde çıkıyor. Bu tabii genlerin tanı alması niye önemli? Yani biz çocuğa niye Dravet diyelim? Hani bu geni niye belirleyelim? Çünkü o tanıyı koyduğunuz zaman özellikle o hastalığa yönelik tedavi seçenekleri farklılaşmaya başlıyor. Yani mesela Dravet sendromunu özel kullandığımız sitripentol diye bir tedavimiz var. Ya da fenfluramin gibi ilaçlar var. Yani genetik bize artık çok çok önemli yerlerde yardımcı oluyor. Sadece tanıyı koymak için değil, o tanıyla beraber hastalığa tedavisel yaklaşımımızı da sağlıyor. Bir de ne sağlıyor? Hastalığın seyriyle ilgili bir öngörümüz oluyor. Yani sonuçta biz literatürde bakıyoruz, bu çocuklar nasıl seyretmiş, neler olmuş, bizi bu hastayla ilgili neler bekliyorla ilgili çok çok önemli bilgiler veriyor. Tabii biz bazı bu Drave gibi yine işte epileptik ensefalopati dediğimiz gruplarda özellikle genetik tanılamayı çok fazla yapıyoruz. Bu grubun içinde kim var? İşte West sendromu, Lennox-Gastaut sendromu, atipik Rolandik epilepsi gibi bir takım epileptik ensefalopatilerimiz var. Biz bunlarda genetik tanıyı daha ön planda kullanmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki de sadece genetik nedenlerle olmuyor. Epilepsinin altında yatan yapısal nedenler, yani beynin gelişimiyle ilgili bozukluklar da epilepsiye neden oluyor. Ama bir bakıyorsunuz, evet, bu beynin gelişimiyle ilgili bir bozukluk var ama buna da bir gen neden olmuş olabiliyor. Yani hepsi birbiriyle iç içe tablolar oluşturuyor. Burada yine genetik neydi önem sağlıyor ilaçların yanında, yani ilaçlara bize yön verirken bazı özellikle kullandığımız tedaviler var. Mesela ketojenik diyet tedavisi. Ketojenik diyet tedavisi mesela örneğin glut 1 eksikliğinde bu grupta olmazsa olmaz kullandığımız tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Bu yüzden hani genetik tanıyı almak, hem tanıyı koymak hem de tedavi şemasını şekillendirmek için bizim için çok önemli.
Bir de artık hocam şeyleri görüyoruz. Aynı mutasyon var ama aynı mutasyonda işte fonksiyon kazanımı, fonksiyon artımı dediğimiz, işte bu gain of function, evet, loss of function denilen bir takım tabirler ve kullanımlar var. Bunları bunlarla ilgili hocam sizden bilgi, evet, alalım. Evet, tabii bu genlerde aynı gendeki mutasyon her zaman aynı hastalığa yol açmıyor. Yani aynı gende mesela SCN1A'da dedik bir mutasyon var. Bir hastada Dravet sendromuna yol açabiliyor. Bir başka hastada başka bir sendroma yol açabiliyor. Ya da bazen ailede bu çocuğun anne ya da babasında sendrom olmasa da bu mutasyon bulunuyor. Ama onda daha çok hafif semptom vermeyen bir duruma yol açabiliyor. Bunlar ise hepsi mutasyonların durumuna göre. O yüzden genetik tanımın önemi burada var diyoruz. Çünkü genlerdeki mutasyonlar o genin ürettiği proteinin fonksiyonunu değiştiriyor. Yani öyle bir mutasyon oluyor ki protein hiç oluşturulamıyor. Protein hiç oluşturulamayınca tabii o proteinin yapmış olduğu fonksiyon neyse, nöronları beslemekse ya da nöronların fonksiyonlarıyla ilgiliyse, onun hiç olmamasına yol açıyor. Ama bazı mutasyonlar var ki buradaki protein üretiliyor ama yanlış bir protein üretiliyor. Yani tam doğru, üç boyutlu, düzgün bir protein değil, daha küçük, daha fonksiyonu az bir protein olabiliyor. Bu da tabii fonksiyonu bir kısmı yol açıyor ama bu yol açan durum tamamen semptomları hastadan hastaya farklılaştırabiliyor. O nedenle bu mutasyonların gerçekten tanımlanması ve tabii teknoloji de ilerledikçe ilaç firmaları da burada uzun yıllar içerisinde araştırmaların çalışmalarını derinleştirdikçe bu mutasyonlara yönelik spesifik ilaçlar ve o ilaçların rolleri anlaşıldıkça tedavi de dediğiniz gibi değiştiriliyor. Evet, biz bu özellikle işte bu fonksiyon kazanımı, fonksiyon kaybı o kadar evet, değişik ki, yani mesela bir grupta karbamazepin kullandığımız ilaçlar, hani tegretol olarak kullandığımız ilacın mesela bu bir grubun kazanımı, yani bir grubun nöbetlerini kontrol altına evet, alırken bir grupta da tam tersi nöbetleri agreve ediyor. Yani hani o kadar artık genetik kullandığımız ilaçların işe yararlığını, yani bu hastada kötüleştirip bu hastada iyileştireceği yönünde bize bilgiler verir hale geldi. Şimdi epilepsiden başlıka da çocuk nöroloji pratiğinde biz kullanıyoruz tabii ki de genetik tanı yöntemlerini. Hatta çok çok da kullanıyoruz. Sizin de hocam dediğiniz gibi nöroloji herhalde, çocuk nöroloji genetikle en işbirliği içinde olan bölümlerden biri. Burada kas hastalıklarında tabii birçok çeşit kas hastalığı var. Hatta artık genetik paneller, bu kas panelleri veyahut da işte tümgen sekanslama yöntemlerini böyle kas biyopsisinin önüne geçer hale gelmeye başladı. Yani bu genetik tanılama bizde invaziv bir işlem olan, yani kas biyopsisi sonuçta bir dokuyu alıyorsunuz. Ne kadar da olsa bir işlem uyguluyorsunuz. Hani bizi böyle bir işlemden farklı bir noktaya getirir oldu ve birçok kas hastası olarak tanısı kalan, yani net tanı alamayan hastalarımızı şunu görüyoruz. Yani tekrar tekrar bakıp tekrar yeni yöntemlerle kanlarını gönderdiğimizde, genetik çalışmalarını gönderdiğimizde sonuç alır hale geldik. Yani çok hızlı bir gelişme var. Buradaki kas hastalıkları grubundan mesela özellikle hani genetiği kullandığımız, hani genetik önemli, genetik tanısının tedavi üstünde kullandığımız gruptan biri, örneğin işte Duchenne musküler distrofi dediğimiz hasta grubu. Duchenne musküler distrofi gerçekten hani kas hastalıkları, çocukluk çağı kas hastalıklarında birinci sıradaki hasta grubumuz. Burada bir seyircimiz de, izleyicimiz de bize bir soru yöneltmiş. 11 yaşında Duchenne musküler distrofi hastası, genetik tahlilleri yapıldığını, bize nasıl bir tedavi önerdiğini söylemiş. 5 yaşında tanı almış.
Şimdi tabii düşen müsküler distrofi, yani bu kas hastalıkları yıkımla seyreden hasta grupları. Yani hasta bazı fonksiyonlarını, yani yapabildikleri işlevleri yavaş yavaş yapamaz hale geliyorlar. Maalesef hani üzücü hastalık bunlar. Bunlar da bizim hastalara nasıl yararımız oluyor? Örneğin şimdi mesela yeni tedavi seçeneklerinden Atoduren kullandığımız ilaçlardan bir tanesi. Bu %10, %15 gibi düşen müsküler distrofi hastasında kullanılabiliyor. Bu nonsens mutasyon grubunda kullanılan bir tedavi. Yani tüm düşen müsküler distrofi grubunda kullanılan bir ilaç değil. Sadece %10, %15'lik kısımda kullanılan bir ilaç. Tabii şimdi düşen müsküler distrofide kullanılan mesela kortizonun yerine geçecek başka tedaviler de çalışma şemalarında, yani yürüyen başka çalışmalar da var. Benim özellikle izleyicimize önerim, hani genetik testinin hani tekrar tedavi grubunun içine girip girmediğini bir kere daha kontrol ettirmesi, merkezinde tedavisine, yani takipli merkezinde tedavi şemasına devam etmesi ve uygunsa eğer, zaten takipli olduğu klinikte eğer uygun bulunursa bir takım çalışmalar var. Hastaları o çalışmalara zaten gönüllü olarak alıyorlar. Tabii kliniğine göre o gruptan görüş alabilir genetik sonucuna göre. Ama bu hastalarda tabii bizim için en önemli şeylerden bazıları ne? İşte rehabilitasyon çok önemli. İyi bir fizyoterapi almak lazım. Yine göğüs rehabilitasyonu çok önemli. Solunum kasları ile ilgili çünkü sıkıntılar oluşturabiliyor. Göğüs bölümünün incelemesi gerekebiliyor. Kalple ilgili takiplerinin yapılması gerekiyor. Bu hastalarımıza benim önerim düzenli bir şekilde hem çocuk nöroloji, göğüs, çocuk göğüs, kardiyoloji ve fizik tedavi ile ilgili olan takiplerini düzenli bir şekilde yaptırması olacaktır. Tabii kas hastalıklarında her geçen gün yeni bir hastalıkla ilgili bir takım çalışma gruplarının içine girildiğini, yeni çalışma gruplarının olduğunu görüyoruz. Tabii bazıları iyi yönde sonuçlanıyor, bazı hastalıklarda iyi yönde sonuçlanmayabiliyor, cevap iyi alınamayabiliyor. Tabii gündemde olan hastalıklardan yine şey var, spinal müsküler atrofi var. Bunlarda da bir takım tedavi seçenekleri gün be gün değiştiğini ve geliştiğini görmekteyiz. Burada şimdi belki kısaca şeyden de aslında genetik hastalıklar tanı tedavi yönünden bir de koruyucu kısmı var. Hani sonraki kuşağı, sonraki nesli veya doğmamış nesli korumak gibi. Şimdi SMA'da bu yapılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili hocam yani genetik danışmanlık kısmından da bize bilgi verebilir misiniz? Yani genetiğin aslında buradaki rolü çok çok kıymetli. Hani hastaya danışmanlık verme, sonrasında işte bir sonraki gebelikte hasta çocuk olacak mı, olmayacak mı, ya da ne bekliyor onları? Evet. Evet. Tabii bu genetik tanıların öneminin bir rolü de bu, söylediğiniz gibi hastanın takibinde kullanılması ve sadece hastanın değil tüm ailenin takibinde. Yani bizim genetik testler sadece o tek hastayı değil tüm aileyi ilgilendiriyor. Eğer ailede bir mutasyon taşıyıcılığı varsa o zaman çiftlerde bu taşıyıcılık testlerini yapıyoruz ve her iki ebeveyn de taşıyıcı olduğunu tespit edildiği zaman çiftin gebeliklerinde sağlam çocuk sahibi olabilmeleri için onları yönlendiriyoruz. Burada prenatal tanı devreye girebiliyor ya da artık tüp bebek yöntemiyle PGD dediğimiz preimplantasyon genetik tanı, çok yaygın kullanılan bir teknik. Bu yöntemle sağlam embriyolar seçilerek tamamen sağlıklı bebek sahibi olmaları artık mümkün. Buna yönlendirilebiliyor.
Tabii bir kısım mutasyonlar da ailede olmuyor. Sadece o hastada olabiliyor. Bunları da ayrımını yapılarak eğer sadece o tek çocukta olan bir mutasyonsa o zaman ikinci çift ikinci kez hamile kaldığı zaman bunun tabii riskinin olmadığını yani genetik bir ilave bir riskin olmadığını normal popülasyon riski kadar olduğunu belirtiyoruz. Bir şeyde bir soru sormuşlar benzer bir şekilde. Mesela SCN1A gen mutasyonu olan herkeste Dravet sendromu yol açar mı diyor. Elbette yol açmaz bu şekilde. Her mutasyon olan kişi hasta olacak anlamına gelmiyor. O nedenle bu mutasyonların sınıflandırılması önemli. Bu nedenle genetik danışmanlığı almanız, bu genetik danışmanlığı alarak gerçekten doğru bilgilendirilmek bu açıdan çok önemli. Biz hocam mutasyonların şeyine bakarak böyle seyrini anlayabiliyor muyuz? Tabii mutasyonlara bakarak az önce de bahsettiğiniz gibi bazı mutasyonlar stop kodon mutasyonu örneğin proteini fonksiyonunu tamamen durduruyor. Bazı mutasyonlar siz de söylediğiniz gain of function dediğimiz fonksiyonunu arttırıyor. Bazıları ise missense mutasyon dediğimiz aminosit değişikliğine yol açıyor. Tabii bu missense mutasyonların bir kısmı tamamen normal. Bir polimorfizm dediğimiz hiçbir aslında hastalık yapmayan ama aminosit değiştiren mutasyonlar var. Bunlara varyasyon diyoruz. Bunların ayrımı çok önemli. O nedenle doğru tanı ve değeri test yapıldıktan sonra genetik danışmanlığın rolü burada da devreye giriyor. Çünkü bunu eğer siz doğru sınıflandırmazsanız bulunmuş olan varyasyonu yanlış bir şekilde sanki hastalık sebebiymiş gibi düşünüp gerçekten hastalık sebebi olan genin atlanmasına sebep olabilir. Çünkü ilave bir araştırma yapmazsınız ve hasta belki de yanlış tedaviye yönlenmiş olur. Böylece zaman kaybetmiş olabilir. O nedenle testi yaptırmadan önce karar vermek açısından bir genetik danışmanlık bir de test yapıldıktan sonra test sonucunun yorumlanması açısından genetik danışmanlık çok önemli. Evet, genetik danışmanlık gerçekten çok önemli. Şimdi hocam her yerden birçok tetkik geliyor, görüyoruz. Evet. Ellerinde birçok mutasyonlar var hastaların. İşte burada işte mutasyonun sadece çocukta tespit edilmesiyle bitmiyor. Ailede de bu var mı? Yani o gördüğünüz mutasyon taşıyıcı olabiliyor. Yani bir anlamı olmayabiliyor. Veyahut da anne babadan işte tetkik ediliyor, edilmemiş oluyor. Aile tabii bir panik içinde bunun sonucunu almaya çalışıyor. Bu noktada işte bizim birlikte çalışmamız, kliniğiyle beraber karar vermemiz evet. çok önemli. Çünkü literatürde tanımlanmamış oluyor değil mi hocam? Yani yeni bir mutasyon hastada evet. oluyor. Biz onu o hastayla literatüre katmış oluyoruz. Elbette ki. Zaten ülkemizde bununla çok biz karşılaşıyoruz. Biz dediğimiz tabii dünya genelinde birçok hasta var bu şekilde çocuk nörolojisinin ilgi alanında olan. Bu hastalarının önemli kısmına hangi genlerin sebep olduğu biliniyor. Fakat o genlerdeki mutasyonların hangisinin hastalık yaptığı ancak o ülkedeki hastalara bakıldığı zaman ortaya çıkabiliyor. O nedenle biz Türkiye'de gerçekten birçok yeni mutasyonla karşılaşıyoruz. Yani ilk defa gösterilmiş o hastalık yapıcı gende fakat bu mutasyon daha önce hiç başka kimsede gösterilmemiş. Bu nedenle bunların da tanımlanması, ailede geçişi var mı, dönüyor mu, ona göre segregasyon analizi de yaparak bu mutasyonları tanımlıyoruz. Ve bu tanımlama ile gerçekten hem dünya literatürüne bir katkı bulunmuş oluyor, başka bir hasta ortaya çıktığı zaman onlar da bilgi sahibi oluyorlar, hem de ülkemizdeki diğer hastalara faydası olmuş oluyor. Evet, çok önemli değil mi hocam? Yani bir şey evet, tanımlıyorsunuz, ki. Sonuçta siz onu literatüre katıyorsunuz. Başka bir ülkedeki başka evet. bir çocuk da bundan faydalanıyor, tanısını almış oluyor. Yani bunları tanımlamak gerçekten çok önemli. Evet, SCN1A gen mutasyonu ile ilgili de hocamın da dediği gibi ben tekrar vurgulamak istiyorum. SCN1A mutasyonu burada bir yelpaze şeklinde. Yani hastalığın bir ucunda sadece basit ateşli nöbetlerle seyreden bir grup varken sadece tek epilepsi, ateşli ateşsiz havalelerin devam ettiği epileptik bir grupla olmakla birlikte bunun ucunda
tarif ettiğimiz Dravet sendromu da yer alabiliyor. Yani her SCN1A mutasyonu sahip olan kişi kesinlikle Dravet sendromu değil. Bunu tekrar vurgulamak istedim. Bazı sorular var ama bunlar genetikle ilgili olmadığı için onları en son cevaplamak istiyorum. Şu mesela 3,5 aylık bir oğlum var. Prader-Willi sendromu tanısı kondu. Ailemizi nasıl bir süreç bekliyor? Bebeğim epilepsi, tamam, nöbet sıklığımız nedir? Ne olacak? Neler yapmam lazım? Hocam, Prader-Willi ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir sendrom? Evet. Genetiğiyle ilgili. Prader-Willi sendromunda tabii daha çok 15. kromozomun uzun kolunda bir bölge var. Burada bir bozukluk oluyor. Bu bozukluk bazen anne ya da babadan gelen delirsiyon olabiliyor. Ya da anneden ve babadan her ebeveyninden birer kopya gelmesi gerekirken bir tanesinden iki tane geliyor, bir tanesinden bir tane geliyor. Burada bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Bu durum tabii bebeklikte izleyicimizde 3,5 aylıkta ortaya çıkmış. Burada fizik tedavi önemli, beslenme durumu çok önemli. Beslenme tedavi takibinin yapılması, kas güçlendirici hareketlerin, fizik tedavinin rolü. Burada işte bazı durumlarda testisin aşağı inmesinde şey olabiliyor. Kriptorşidizm görülebiliyor bunlarda ve bunların beslenmesi düzenlenmediği zaman çok aşırı kilo alıyorlar ve aşırı kilo aldığı zaman enerji gerekliliği de ona göre değişiyor. Bu nedenle özel beslenme programlarına alınması, bazı durumlarda işte büyüme hormonuyla, yani burada endokrinin de rolü var. Aynı zamanda hani çocuk nörolojisinin yanında çocuk endokrini de burada devreye gireceği bir alan olabiliyor. Bazen hormonal tedaviler de uygulanabiliyor. Özellikle puberte çağına geldiği zaman burada seks hormonlarının ilave uygulanmasıyla hayatının daha kaliteli bir yaşam sürmesi sağlanmış olabiliyor. Yani erken tespit edilmiş. O açıdan tabii ki de çok geçmiş olsun diyoruz izleyicimize. Bu genetik bir hastalık. Hani tamamen %100 tedavi edilmesi mümkün değil. Ama erken tanısının konması bunun planlanması açısından önemli. O açıdan kendinizi ileri yaşlarda tanı konsaydı daha zor bir süreç yaşayacaktınız. Şimdi en azından daha planlayarak çocuğunuzun daha normale yakın, daha kaliteli bir yaşam sağlanmasını sizin de aile olarak katkınızla sağlayabilirsiniz. Evet, bu çocuklarda gerçekten epilepsi gördüğümüz bir durum. Bir de çok, evet, gevşek bebek dediğimiz, yani hamur gibi olarak nitelendirilen, aslında hipotoni denilen gruptaki hastalarda görüyoruz. Dediğimiz gibi Prader-Willi en başta böyle beslenme, yeni doğan döneminde beslenme sorunları olan bebeklerde, yutmayla ilgili sıkıntılı olan bebeklerde aklımıza gelmesi gereken bir sendrom. Burada tabii epilepsisinin seyri bence çok değişik. Yani hani bir grup gerçekten çok iyi seyirli oluyor. İlaçlarını hızlıca, kısa sürede, ilerleyen dönemde kesebiliyorsunuz. Bir grupta daha dirençli gidebiliyor. Hani bununla ilgili, epilepsisiyle ilgili bence karamsar olmamak lazım. Hani Prader-Willi'nin çok bazı gruplarında epilepsi gayet iyi seyrediyor. Tabii rehabilitasyon bu gevşek çocuklarda çok çok kıymetli. Yani daha bebek çok küçük. Benim size en önemli önerim, çok iyi bir rehabilitasyon programının içine girmeniz ki kazanımlarınızı yani iyi yönde kazanımlar şeklinde ilerlemeniz. Çünkü beyin ilk 2 yaşında özellikle gelişimini tamamlıyor. Biz bu ilk 2 yaşa ne kadar çok yatırım yaparsak, ne kadar yoğun fizyoterapi ve eğitim verirsek, o kadar ileriye dönük daha iyi sonuçlar alacağızdır. Yani erken tanı konmuş olmanızın en büyük nedeni, en büyük sevindirici tarafı, rehabilitasyonuna çok çok hızlı başlamanız. Hocamın da dediği gibi bu hastalarda biz çok fazla gerçekten kilo
problemlerini görüyoruz. Her işte genetik hastalıkta olduğu gibi yani multidisipliner yaklaşım, yani işte genetik, çocuk nöroloji, işte endokrin, bunlar iç içe beraber hastaları takip etmek gerekiyor. Ben aslında genetik bu takım hastalıkları şu açıdan seviyorum. Çünkü hastalık sonuçta kötüleşmiyor. Yani bir genetik tanınız var Prader-Willi'de. Siz bir takım şeyleri kazanıyorsunuz giderek. Yani gevşekliğiniz, yani bu çocuklar yürüyor. Evet, biraz yaşıtlarından geç yürüyor ama yürümeyi kazanıyorlar. Tabii bazı nörolojik hastalıklarda tam tersi bir takım kazanımları elde edemeyebiliyoruz. Yine bir West sendromu ile ilgili bir bilgi demişler. Serebral palsi ve West sendromu ile ilgili. Tabii West sendromunu işte bu gelişimsel işte epileptik ensefalopati gruplarından bildiğimiz sendromların başında işte West sendromu geliyor. West sendromunun birden fazla nedenleri var. Bunların en başlıca nedenlerinden bir tanesi tabii beynin yapısal gelişimiyle ilgili problemler. İşte serebral palsi de bunlardan biri. Yani çocuk prematüre erken doğmuş olabiliyor, bir kanama geçirmiş olabiliyor ya da beynin gelişimsel anomalisi dediğimiz bir şey olabiliyor. Bu grup özellikle işte 4. aydan sonra spazm nöbetleri dediğimiz, fleksör ya da ekstansör olarak tarif ettiğimiz nöbetlerle karakterize ve gelişimin özellikle eğer tedavi erken başlanmazsa, kullandığımız bazı hormon tedavileri var. Eğer tedavi erken başlanmazsa gelişiminin giderek gerilediği bir tabloya biz West sendromu diyoruz. Tabii bu tabloda bizim nöbetlere çok tipik eşlik eden EG bulgularımız da oluyor. Yani biz hastanın muayenesi, nöbet tipi, kliniği EG bulgularıyla West sendromu söylüyoruz. İşte serebral palsi olan bir hasta tabii ki de West sendromu olabilir ama erken ve hani doğru tedavinin kısa sürede özellikle West sendromunda hızlı bir şekilde tedavinin başlanması gerektiğini ben vurgulamak isterim. Peki hocam, gelişme geriliği olan hastalarda sizce genetik tetkiklerden hani basamaklasak, hani gelişimsel, yani bir gelişme geriliği olan hastada siz yani neyle başlamayı tercih edersiniz? Evet. Tabii klinikten kliniğe değişir ama. Tabii gelişme geriliği olan çocuklarda öncelikle ilk testimiz, rutin olmazsa olmaz en başlangıç testi, kromozom analizi. Kromozom analiziyle başlamak gerekir. Kromozom analizinde majör olarak bir anomali var mı? Bilinen kromozom artışı ya da eksilişine yönelik sendromlar var mı? Buna bakmak lazım. Eğer burada herhangi bir şey çıkmazsa RACGH dediğimiz daha detaylı olarak kromozomların delesyon ve duplikasyonlarını inceleyen bir teknik var. O teknikle çeşitli sendromlar ortaya çıkabilir. Burada yaklaşık 300-400 tane farklı mikrodelesyon sendromları olabiliyor. Bu sendromların tanısı bununla konabiliyor. Eğer orada da herhangi bir şey çıkmaz ve hastanın gelişimsel geriliğinin takibiyle, tabii burada sizlerin rolü çok önemli, klinisyenlerin rolleri yönlendirmek açısından. Başka bozuklukları var mı? Sadece spesifik olarak nörolojik bir hastalık mı? Hangi genlerden şüpheleniliyor? Hangi grup hastalıklardan şüpheleniliyor? Ona göre panel testleri ya da panel testleri eğer bir çözüm olmazsa eksom analizi dediğimiz, tüm genlere incelediğimiz dizi analizleri bakmak gerekiyor. Tabii bunları yaparken eğer kas hastalığı işin içindeyse o zaman bu delesyon duplikasyon analizleri dediğimiz MLP analizleri var. Bununla belki desteklemek gerekiyor. Bu nedenle gördüğünüz gibi bu hemen hani tek bir şeyle anlaşılacak bir durum değil. Hastaya özel, hastaya spesifik bir uygulama gerekiyor. Evet. Bazen hocam ben denk geliyorum, şeyleri istiyorsunuz, tahlilleri yapılan yerden analizlerini istiyorsunuz. Evet. Tekrar bir değerlendirme yapıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Evet, gerçekten bu analizler
Şimdi biz tabii bu özellikle gen analizlerinde, bir panel testlerinde ya da çoklu gen testleri yapıldığı zaman bu analizlerdeki bulunan mutasyonlar her geçen yıl, bırakın her geçen ay, yeni mutasyonlar ilave ediliyor. O yüzden sizin o zaman yapılan bir testinizde o mutasyon belki vardı, fakat o mutasyonun patojenik olduğu, yani hastalık yaptığı bilinmiyordu. Bilinmediği için doktorunuz, belki o zaman o testi yapan doktor, onu raporlamamıştır. Çünkü bilinmeyen bir durum. Fakat aradan birkaç yıl geçti. Bazen bir yıl geçmiş bile olabiliyor. Yeni bir mutasyon bulunduğu zaman o mutasyon sizde var mı yok mu, çocuğunuzda var mı yok mu, bunu tekrar bir kan almadan sadece sizin datalarınızla burada reanaliz yapılabiliyor. Bu da önemli. Yani ben işte çocuğuma 3 sene önce, 4 sene önce bir test yaptırdım, gen testleri yaptırdım, hiçbir şey çıkmadı. Artık yapacak başka bir şey yok. En son noktaya kadar gittim, hiçbir şey çıkmadı diye düşünmeyin. Gerçekten doktorunuzla tekrar danışarak yeni metotlarla bunların tekrar değerlendirilmesi, gerekli durumda yeni ilave test yapılması ya da aynı testin tekrar analiz edilmesi bu nedenle önemli. Evet, bu çok önemli bir konu hocam. Gerçekten yani yapılmış test teknikler çok gelişti. Bahsettiğiniz gibi tekrar testlerin analiz edilip yeni bir mutasyon literatürde bildirilmiş bir şey mi diyerek tanısını tekrar check etmek lazım. Hele hele bazı hasta gruplarında biz ısrarcı oluyoruz. Yani biliyoruz bize genetik olarak bir şey var diyor. İlk başta çıkmıyor ama ısrarcı olarak sizlerle konuşarak... Evet. Belki o bölgeye, klinik bölgeye tekrar bakarak, mutasyona tekrar değerlendirerek hastayı tanılandırabiliyoruz. Ben buradaki yine sorulardan birini özellikle CK ile ilgili total, yani kreatin kinaz, yani kas enzimini gösteren bir değerimiz var. Ama tabii değerle ilgili şöyle, mesela CK'nın 250 olduğu bir hasta sormuş. Şimdi burada önemli olan işte cinsiyet hem önem teşkil ediyor, hem de hastanın muayenesi çok çok kıymetli. Yani klinik izole CK yüksekliği, yani tek başına CK yüksekliği, ek başka bulgular var mı yok mu, hasta takip edilerek eğer doktorunuz da gerekli görürse, hani böyle hastalarda çocuk nöroloji değerlendirilmesine ben mutlaka öneriyorum. Çünkü kas hastalığı ile ilgili ya da başka bir hastalıkla ilgili şüpheli bir durum olduğunda pediatrik nörolojinin hastayı değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine bir hastamız sormuş, 3,5 yaşında CK 10.000. Burada sanırım tahminimce çocuk nöroloji sizi değerlendirmiştir ve gen analizinizi göndermişsinizdir ve genetik analizinizin sonucunu bekliyorsunuzdur. Böyle bir işlem yapılmadıysa lütfen en yakın zamanda hani tekrar bir, yani çocuk nörolojiye başvurup gen analizinizin gönderilmesini sağlayın. Çünkü genetik analiz burada sizi özellikle kasa yönelik bir takım şeylerle ilgili bilgi verecektir. Bir iki konudan bağımsız şey var. Ben onlara daha sonra belki zamanımız kalırsa cevap veririm diye düşünüyorum. Ben şunu da konuşmak istiyorum hocam. Şimdi biz hastalara bu genetik danışmanlık tabii veriyoruz. Belki de tekrar genetik hastalıklarla ilgili, bilmiyorum, akraba evliliğiyle ilgili belki bir vurgulama yapabiliriz. O durumda niçin bizde bazı hastalıklar hani daha fazla ortaya çıkabiliyor? İşte akraba evliliğinin işte çekinceleri nelerdir? Belki evet. Genetik açıdan hocam. Akraba evliliği tabii dünya genelinde, ülkemizde sıklığı çok daha fazla olan bir durum. Bu durum sebebiyle genlerimizin çeşitliliğinin azalmasına yol açıyor. Yani akraba evliliği olduğu zaman aynı genler, aslında akraba evliliği derken tabii kuzen evliliği direkt anlaşılıyor. Ama illa kuzen evliliği düşünmemek lazım. Bazen aynı köyde
devamlı hep evlilikler aynı aileler arasında yapılıp yapılması bile bu genlerin çeşitliliğinin azalmasına yol açabiliyor. Yani hep aynı genler jenerasyonlar arasında geçiyor. Böyle durumlarda eğer bir mutasyon oluştuysa, ki bu mutasyonlar sonuçta tarihsel olarak muhakkak birisinde bir oluşuyor. Sonra devam ediyor jenerasyondan jenerasyona. O mutasyon oluştuysa aynı akraba olan diğerinde de bu mutasyonun olma ihtimali daha yüksek olacağı için bu çekinik genlerde olan mutasyonlarda bu kişilerde, taşıyıcı olan kişilerde hastalık yapmazken onların evlenmesi durumunda çocuklarının hasta olma riski oluyor. Bu risk de %25 gibi aslında ciddi bir risk. Yani ve bunu %25 diye düşünürken işte benim bir tane hasta çocuğum oldu, ikinci çocuğum artık hasta olmazı düşünmeyin. Her gebelikte bu risk bu şekilde var. O yüzden biz hastalarımız oluyor, 3 tane çocuğu var, 3'ü de hasta. Yani hep bize mi denk geldi diye söyleyebiliyorlar ama maalesef öyle olabiliyor. O yüzden taşıyıcılık testi eğer akraba evliliği varsa taşıyıcılık testi yaptırmanız önemli. Zaten şu anda SMA için bu bir ön ayak olundu. Bu zorunlu hale kılındı. Hatta akraba evliliği değil, tüm evlenmeden önceki çiftlerde bu test yapılması zorunlu şu anda. Ama bunun yanında başka binlerce başka genler de var. Ve buna yönelik taşıyıcılık testi yaptırmanız ve taşıyıcılık testi sonucunda eğer bir mutasyon ortaya çıkarsa hem sizde hem eşinizde o zaman sizin hangi sendroma ait bir çocuk sahibi olma riskiniz, bu genetik danışmanlıkla biz bunları iletiyoruz ve siz de kendi kararınıza göre bunu tüp bebek yöntemiyle tercih edebiliyorsunuz ve tüp bebek yöntemiyle sağlam çocuk sahibi olma riskinizi çok çok arttırıyorsunuz ve tamamen bu hastalığı belki de ailenizden elimine etmiş oluyorsunuz. Yani bu şekilde toplumlar var. Tamamen daha tabii daha küçük toplumlar ama bazı hastalıkları böylece sıklığı azaltılıyor. Zaten SMA'nın tarayıcı olmasının sebebi de Türk toplumunda sıklığı dünya geneline göre çok daha fazla. Bunun azaltılması. Yani bu SMA sıklığının azaltılması. Evet. Belki buradan hani yine genetik tetkikleri kullandığımız konuyla ilintili olabilir. Hipotoni hakkında bilgi alabilir miyim demiş bir izleyicimiz. Şimdi hipotoni gevşek, yani tonus dediğimiz kasın bir tonu vardır. Bu tonun normalden gevşek olması anlamına geliyor. Yani gevşek çocuk. Belki de hani halk diliyle hamur gibi, ben hastalara geçmişlerini sorduğumda bebekken, yani daha küçük aylarda işte aldığınızda böyle elinize hamur gibi miydi, elinizden kayar mıydı diye soruyorum. Bu işte gevşeklik dediğimiz durum 3 nedenle olabiliyor. Yani 3 ana nedenle olabiliyor. 1 beyinden gelen bir gevşeklik olabiliyor. 2 kaslarınızla ilişkili bir gevşeklik olabiliyor. 3 hem kaslarınızı hem yani sinirlerinizi hem de beyni tutan bir tablo beraber oluyor. Hipotonide önemli olan muayene çok çok kıymetli. Yani yaptığınız nörolojik muayene hipotonik bir bebeği kesinlikle bir pediatrik nöroloğun değerlendiriyor olması gerekir. Onu bir kere vurgulayayım. Hipotoni muayenenizde elde ettiğiniz verilerle hastadan bir takım tetkikler istiyoruz. O istediğimiz tetkiklere yönelik de bazı yerlere ulaşabiliyoruz. Gevşeklik, gevşek bebek her zaman sıkıntılı bir durum mudur? Hayır, her zaman sıkıntılı bir durum değildir. İyi huylu, yani benign gevşeklik dediğimiz durumlar da vardır, tablolar da vardır. Ama bunları izleyerek karar vermek lazım. Lütfen hani nörolojik hastalıkları takip, yani aileler incelerken işte mesela abisi de böyleydi, kuzeni de böyleydi, diğeri de böyleydi diyerek lütfen tanılandırmada geç kalmayın. Bir takım gecikmeler görüyorsanız çocuğunuzda, çocuk doktorunuz görüyorsa bunları lütfen çocuk, yani bir çocuk nöroloji muayenesiyle
takip altına alın. Yani bunları, bir takım problemleri normalize etmeyelim. Yine bir soru daha vardı. Bu konuyla bu ilgisiz ama bıngıldak erken kapanırsa problem midir diye. Şimdi bu bıngıldağın erken kapanması artık üçüncü ay ve sonrasında bıngıldağın kapanması normal sınırlarda kabul ediliyor. Bıngıldağın erken kapanması çok endişe edilecek bir durum değil. Burada en önemli şey başın büyüyor olması. Yani baş çevresi ölçümüyle düzenli aynı yerde ölçülmüş, takip edilmiş, aylık baş çevreleri takiplerinizde, çizelgenizde, yani baş çevresi çizelgenizde uyumlu bir şekilde bebeğinizin baş çevresi büyüyorsa endişe etmemenizi öneriyoruz. Tabii kafa şekli çok önemli. Yani kafada bir, kafanın şeklinde bir bozukluk varsa, bununla beraber bıngıldağınız erken kapanmışsa bu önemli. Ama diğer türlü bıngıldağın 3. aydan sonra kapanmasında sadece baş çevrenizin takibini düzenli yaparak takip olabilirsiniz. Endişe etmeyin. Yanlış bir uygulama var. Bunu tekrar hatırlatmak isterim. Artık çok yapılmıyor ama bıngıldak erken kapandığında D vitamini tedavisi kesilebiliyor. D vitamini tedavisini, sağlık ocaklarında rutin verilen D vitamini tedavisini lütfen kesmiyoruz. Bir soru daha var. Yine 8 yaşında kızım çene ve ağızda morarma 2 aydır var. Test verdik. Yani şöyle, ağız çevresinde morarma 8 yaş bir çocuk için anlamlı. Yani bunu önemsemek lazım. Hem bazı bizim nöbet tiplerimiz ağız çevresinde morarma yapabilir. Hem de kardiyolojik, yani kalple ilgili problemler yine morarmayla gidebilir. Lütfen eğer hastayı, yani kızınızı bir pediatrik nörolog ve pediatrik kardiyolog görmediyse götürmenizde ve muayene ettirmenizde fayda vardır. Çocuğum 14 yaşında epilepsi ilacı kesildi. Çocuğum sosyal iletişimi kesti. Yani şöyle Adalet Hanım, bu hastayı kesinlikle değerlendirmek lazım. Yani hani ilacınız kesildi, epilepsiniz tedavi oldu mu, yoksa ilk başka, şöyle söyleyeyim, bazen epilepsi devam etmese de bu gelişimsel davranışsal şeylerde değişiklikler olabiliyor. İşte böyle hastalarda, özellikle gelişimsel davranışsal değişiklikler epilepsinin de eşlik ettiği hastalarda genetik analizler işte ön plana çıkabiliyor. Yani sizi değerlendirmek, tekrar görmek, nöroloğunuzla belki gelişim geriliğinizle ilgili konuşup çocuk psikiyatristinden de yorum almanız gerekebilir. Baş ağrısı ile ilgili bir soru var. Onu bence çocuk nöroloğu görmediyse, 7,5 yaşında oğlum bir anda baş ağrıyor. Yani bir pediatrik nöroloji muayenesine girmeniz lazım. MR'ınız zaten istenmiş. MR ve kan tahlili sonuçlarınızda eğer çocuk nöroloji sizi görmediyse lütfen bir çocuk nöroloji tarafından muayene edilmenizde fayda var. Herhalde hemen hemen bütün sorulara cevap verdik. Vermediğimiz bir soru var mı hocam? Görmediğimiz. Evet. Bence yok. Zamanımızda zaten kasılma, EMG, MR diye bir şey var ama eğer bir nöbetiniz varsa, yani bir epilepsiniz var, nöbet geçiriyorsa çocuğunuz, lütfen başlanan ilacı kullanın. Çünkü tamam, ilaçlar okunduğunda gerçekten yan etkileri aileleri endişe ettirebiliyor. Ama bu bir terazi. İnanın bu teraziye koyarak zaten ilaçlar başlanıyor. Çünkü her nöbetinde beyinde bir takım yıkımlar yapıp gerilettiğini düşünürseniz nöbetlerin kontrol altına alınması çok çok önemli. O yüzden doktorunuzun tavsiye ettiği, önerdiği ilacınızı nöbetinizde varsa kullanmanızı ben öneriyorum. Hocam yavaş yavaş evet, sona doğru geldik. Bence keyifli bir sohbet oldu. Genetiğin farkındalığını, çocuk nörolojideki genetiğin farkı, yani genetiğe bir farkındalık katmak için tekrar vurgulamış olduk.
Gerçekten çocuk nöroloji pratiğimizde genetik bizim olmazsa olmazımız, birçok hastalıkta tanı koymak için tedavi şemalarımızı özellikle çizmek için, yani sadece tanı için değil tedavisel alanda da bize çok önemli bilgiler verdiği için ve sonraki kuşakları da tanılandırıp koruyacağımız için genetiğin yeri çok çok önemli. Hocamın da vurguladığı gibi daha önceden yapılmış tetkiklerin, daha önceden tanı konmamış hastaların tekrar gözden geçirilmesi çok önemli. Çünkü teknikler çok değişti. Daha önce olan bir mutasyon, o veri tabanında olmayan bir mutasyon artık veri tabanına girmiş olabiliyor ve hasta tanısını almış olabiliyor. O yüzden genetiğin genetik birimiyle burada iyi bir iletişim halindeyiz. Hastaları beraber konuşuyoruz. Hocamla o genetik analizler üstünde ben ne düşündüğümü söylüyorum. Hocam tekrar oradaki genlere bakıyor, o bölgelere bakıyor. Yani biz beraber bir iletişim halinde hastalarımızı birlikte bir konsey yaparak birbirimize konsülte ediyoruz. Çocuk nörolojide genetik gerçekten çok çok önemli ve giderek de önemini yukarılara taşıyor. Hocam sizin de görüşlerinizi, son görüşlerinizi de alarak kapatalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Gerçekten görüşlerinizi özetlediniz. Burada ben izleyicilerimize tekrar vurgulamak istiyorum. İşte çocuklarımız tabii en değerli varlıklarımız. O yüzden onlarda olan küçük bir farklılığı dahi biz çok önemsiyoruz hepimiz. Onların en iyi şekilde hayatlarını devam ettirebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu çocuk nörolojisinin alanına giren bu hastalıklar tabii bazen zor hastalıklar olabiliyor. Bazen sizleri doktor doktor gezdirmek durumunda kalmış olabiliyor. O yüzden bunlardan hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Artık genetik teknolojiler son yıllarda çok çok ilerledi. O nedenle daha önce tanısı konmamış hastalık şu anda tanısı konması çok mümkün. Bu nedenle çocuk nörolojisiyle irtibatınızı devam ettirin. Muhakkak daha önce görülmüş olsa dahi tekrar bir görüş almakta her zaman bir fayda vardır. Bu nedenle Sedan Hanım'ın söylediği gibi biz burada genetik ve çocuk nörolojisi birlikte multidisipliner yaklaşıyoruz. Bu multidisipliner yaklaşım neticesinde bazen daha önce tanısı tam konamamış olan hastalıklara tanı daha doğru bir şekilde konabiliyor. Bunu da sizlere vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Katılımcılar için. Herkese iyi günler. Sağlıklı günler diliyoruz.